Semaat Geldi Ay 1923-2003. Cumhuriyet döneminde yetişmiş başarılı bilim insanlarından birisi de Semaat Geldi Ay'dır. O, özellikle sinir hormonları ve bunları salgılayan yapılar üzerine araştırma yapmıştır. Semaat Geldi Ay 1923 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Semaat Geldi Ay, orada temel eğitimini aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümüne girmiştir. 1942-1946 yılları arasında üniversitedeki eğitimini başarıyla tamamlayan Semaat Geldi Ay, Cibali Ortaokulu'nda biyoloji öğretmeni olarak görevlendirilmiştir. Daha sonra İstanbul Kız Öğretmen Okulu'nda görev alan Semaat Geldi Ay, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde boş bulunan asistan kadrosu için başvurdu ve başvurusu kabul edilerek burada göreve başlamıştır. Semaat Geldi Ay o sırada jeoloji dalında ders veren Alman hoca Hudson'la çalışmıştır. Ancak o kendi yöntemini belirleyerek hocasına bu konuda bilgi verdiğinde Hudson ona Amerika'dan burs sağlamıştır. Washington'a giderek çalışmalarını orada sürdüren Semaat Geldi Ay sinir sistemi üzerinde çalışmalarına yoğunlaşmıştır. Omurgalı ve omurgasızların sinirsel hormon salgılarını karşılaştırmış ve hormon salınımının kontrolünü belirlemeye gayret eden Semaat Geldi Ay'ın elde ettiği sonuçlar uluslararası ilgi görmüş, bunlara birçok atıf yapılmıştır. 1960 yılında ülkesine dönen Geldi Ay, zooloji kürsüsüne zooloji döşenti olarak atanmıştır. 1971 yılında Fulbright bursu ile tekrar Amerika'ya giden Semaat Geldi Ay, bir yıl Amerika'da Seattle'da Washington Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Bu arada Montana State, California ve Berkeley Üniversitelerini de ziyaret etmiştir. Buralarda konusuyla ilgili konferanslar vermiştir. Washington Üniversitesi'nde zooloji bölümü öğretim elemanlarından Dr. J.S. Edwards'la birlikte elektron mikroskobuyla beynin nörosekresyon hücrelerindeki hormon sentezi üzerinde çalışmıştır. Sinir hormonları sadece endokrinoloji açısından önem taşımaz, aynı zamanda filogeni açısından da önem taşımaktadır. 1967 yılında İzmir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nde biyoloji bölümünde bölüm başkanı olarak görev almıştır. Yine aynı fakültede dekan yardımcılığı ve senato üyeliklerinde bulunmuştur. 1975 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü ile onurlandırılan Semaat Geldi Ay, çalışmalarını Sabire Karaçalı ile birlikte yürütmeye başlar ve özellikle de böcekler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu bağlamda olmak üzere NATO'dan Ege Üniversitesi'ne istediği elektron mikroskobunu aldırmış, onun orada biyoloji bölümündeki araştırmalarında kullanılmasını sağlamıştır. Semaat Geldi Ay araştırmalarını böcekler ve böceklerdeki hormonlar üzerine yoğunlaştırmış ve böceklerin hormonlarının kontrolünün biyolojik esaslara dayandığını, onların hormonal dengelerini bozarak göstermiştir. Semaat Geldi Ay, 1987-1990 arasında Dr. Sene Vischer ile birlikte Montana Üniversitesi adına böceklerin yiyeceklerindeki büyümeyi teşvik eden yiyecekleri ve bunların böceğin kontrolünde nasıl kullanıldığını incelemiştir. Profesör Dr. Semaat Geldi Ay'ın araştırma konularında birçok makalesi vardır, birçok uluslararası toplantıya katılmıştır. 1990 yılında emekli olana kadar çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Semaat Geldi Ay, böceklerdeki salgı sistemi konusunda iz bırakanlardandır.